Sabah erken kalkarım. Önce ineklerime bakarım. İneklerin önce altını alırım. Ondan sonra sarı, ondan sonra samanlar. Ortalık şok vardı. Saat 9 gibi 10 gibi ineklerimi tarlaya götürün, otlatmaya bırakır gelir. Bora her gün inekleri otlatmaya geliyor. Sabah kalktım geliyor, akşam üzeri de ala geliyor. 10 yaşından beri önce koyun güttük, sonra da inekleri. Şimdi koyunumuz yok, ineklerle uğraşıyor. Anama uğramadan geçmen, anamın halini hatırını sorarım. Anay! Ana ne yapıp dursun ana, iyi mi? İyiyim çocuğum, iyi. Otur, otur ocağın başına, otur. Hava soğuk bir. Bugün ağrıyıp durur mu yine bacakların? Kolların ağrıyıp durur mu? Sabacağım ağrıyor. Sabacağım ağrıyor, sol kolum ağrıyor. Yaşlılık anam, yaşlılık. Geçer o, geçer. Geçer anam o, geçer. Tatalık geçiyorum. Tatalık. Kaç tane halı dokudun ana, biliyor musun halının sayısını? Bilmiyorum. Çok mu dokudun? Çok dokudum. Anam çok güzel öğretti. Zavırlıdır anam. Çok zavırlıdır. Bunları öğrettim. Komşuların çocuklarını da öğrettim. Çok dokudum. Tütün işledim. Koyun gittim. İnekleri gittim. Malların yataklarını süpürdüm. Kızım gözlerim görmekte az. Ondan kal dok yemekten ben. Tok yemekte. Sabacak. Son kol. Ama kilime diyorsun, yabana gitmezsin bu diyorsun. Aman anan, kilim dokuyabileceğim ya. Dokuyabilirim. Aa, dokuyamazsın ana. Bu tel işim mi? Güveyimiş bu. Ya, öyle olsun ana, olsun bırak. Anam tütüncülüğe batınca dedi, anam millet aşkalı sanmışmış, daha güzel aratı var diyor. Biz tütünden olduk. Tütün işledik, bize hükümet satarlardı, para verirdi. Sırtımızı başımızı alırdık, yiyeceğimiz içeceğimizi alırdık. Gece kalkardık gece. Fidan otları ayıklamaya giderdik sabahçık hemen. Fütüncülük zordun zor. Gevşek oldu yine, ilmesi zor. Ha gemi suyu yaparım, hepini yaparım. Kaynam dokunmuş bunu. Tütün bitti mi, halıyı dokuyorduk der. Kendimiz eredik iplerini, boynlarımız vardı ana. İpimizi eredik, tokmak kıyımdı bence. Kızım bu, neden unutmuşum lan bu borla şey? Ana olsun ya, dura. Olsun ga. Bırak kendini, ekleyin ana be sen onları, ekleyin. Aman ölesim yok çocuğum. Az ölesim yok. Ölesi yok. Bora kaç yaşında geldin babama ana birlik durur mu? 17 yaşında. 17 yaşında geldin. Çeyiz için halı dokudun mu ana? Kilim dokudun mu evde? Evde dokumadım ya. Evde dokumadın mı? Bir gencik dokudum, onu da İhsan'la dokudum. He. Anam çok güzel kervan eredim. Biz anam kadar yapamayız. Anam kadar ben yapamam. Anam çok güzel yapar. Kervan eredik.
Mango denin öyle taşın üstüne oturulmuş. Bir tane yumak çıkarmayınca derdim git. Kaçan o yatman dedi İremetli, yatman dedi. İlle ipler boyu bir yarım benim ipler kaldı diye. Hep İrem bir tane yumak çıkar da yatman dedi İremetli. Bu taş denekler dışı, evin içi denek. Bu denekler. Ana orada tavuk koku var, orada otur. Gel. Atıl gelin. Gel. Ana orada bir de çıksın. Bir tanesi kaybolsa dili içinden. At tavuk yok, tavuk yok der. O zaman hiç kabullenmez, hiç. Benim kız bakıyor da onun vakti olmuyor. Benim işim bu. Vakti olmuyor. Evin işiyle uğraşıyor. Çocuklarla uğraşıyor. Bazı arada o da gel, ala gel, götüre gel ama çoğunlukla benim üstümde. Ben daha çok seviyorum ineklerimi. Tam zeytin çiçeklerinde bir sıcak oldu 3 gün. Zeytin çiçeklerini döktü. Ondan zeytin az oldu. Haftada bir değiştiriyorsun sularını. Haftada bir değiştiriyorum. Datlanması için değiştirdim bunları. Zeytinle datlanması için. 6 yaşında oturduk, 10 yaşında öğrendik kalının dibine. Anam çabuk çabuk oturun başına halıyı bir evvel bitirelim, düğüm yapıp derdi. Ama yine tek başımıza dokunmadık halıyı. 15 yaşında kendimiz bitirdik bir tane halıyı, bitirdik. Ha, böyle sıkıştırmasın, dokumasın, halı silkilidir. Vallahi Milas halıları çoğunlukla aklımda. Onlar devamlı 6 yaşından beri dokuyorum Milas hallarını. Çoğunlukla aklımda Milas halları. Tütün bittik sıra, fırsat bulduk mu halının dibine oturuyorduk. Halı dokuyorduk, kilim dokuyorduk. O zamanlar ışıkla da yoktu. Kandilleri yakadık. Radonun kıyında iki kardeş, iki tane genç kız dokuyorduk. Dinleniyorsun tabii halı dokurken. Hem de psikolojikle rahat ediyorsun. Hani tüyümü bir fırçayla iki vuruyorsun düğümü, sıkıntımla, stresimle. O zaman tokma da hızlı vuruyorsun. Fazla sıkıştırıyorsun ki halıyı. Böyle tokma sağlam vuruyorsun. Bir şey olmaz, eskimez. Ama sıkıştırmasın öyle hemen silkili vur halı. Evlendin anne baba 10 tane, 15 tane halı verir çocuklarına. Sıkıştın mı hemen satarsın. Evlendirirken ne fazlasını satarsın. Başka türlü cihazların alırsın halı parasından. Babamız bize öyle yaptı. Kaçtın mı kaçanlara az verirler halı. Çünkü düğünle gidenlere çok verirler. Halıların en güzel halısı Çıngıllı Cafer. Desenli halısı, her şeysini çok seviyorum bunun. Desenlerini çok seviyorum. 40 senelik halı, 40 senelik. Biz bunu iki kardeş dokuduk, kız kardeşimle. O zamanlar ışık da yoktu. Kandillerin şavkında dokuduk. Halının tezanın arkasına koyduk kandili. Gece gece dokurduk. Bu rengi hayit yeşili bu, hayit yeşili. Bu renk cevizin kabuğundan. Bu kök boyası diye bir boya vardır o boyada. Bu pembele de aynı bunun sularında oluyor. Bunlar ada çayından. Bu da yine kök boyasından, aynı bu alın boyasından. Hep kendimiz yaptık.
bu köyde doğdum, büyüdüm. Annem, babam hepsi burada. Anneannemler, dedemler burada büyümüşler. Ben de burada doğdum. Şimdi evlendim. 3 tane çocuğum var. 3 tane kızım var. Onlarla birlikte köyde halı dokuyoruz. İlke. Kil. Evet. Kil. Al. 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 Evet. Nokta. Hadi in çocuklar. Halı okumaya gidiyoruz. Ben gidiyorum. Gelin. Şimdi bana diyorlar ki senin halın böyle rengarenk, niye? Tamam, niye? Çünkü ben mutluyum. Köydeki arkadaşlar var, bir halı dokuyorlar, kapkara dokuyor. Kapkara dokunu mu, kara halı dokudu mu? Tamam. Bu kız ya kendini sıkmış, ya sevgilisinden ayrılmış, ya anasından babasından kavga etmiş. Kim bilir başına neler gelmiş. Şimdi eskiden burada köyde bizim kızla birine bir aşık oluyor. Diyemiyor, ben diyor bu oğluna yanığım diyemiyor. Ne yapıyor? Gidiyor oturuyor halının başına, dokuyor dokuyor dokuyor. Anam halı bir bitiyor. Ana baba bir bakıyor halıya. Bizim kızın evlenirse var. Ne yapsın? Halı da anlatıyor kendine. Diyemez ki, ana babaya nasıl dersin canım? Denir mi öyle? Ben yapmadım motiften, gerek kalmadı. Benim görücüm çoktu. Benim gibi hamar atıp kaçırırlar mı? Bütün herkes sıradadı. Emme beğenmedim. Bir denesine vardım. O da kuşçu çıktı. Tek bildiği kuş. Ama işte ona kızdığım zaman öyle kuşlara baktır gördün mü? Alıyorum elime topma. Öyle kafasına vurur gibi vuruyorsun halıya. Ondan sonra rahat iyi veriyorsun ya. Onunla mı uğraşayım? Kavgam etmeye gideyim. Niye canımı üzeyim? 3 tane çocuk var. Eskiden burada köy okulu vardı. Ben okula giderken küt küt bütün evde. Şimdi gari eskisi gibi halı dokuyan yok. Kızlar hep bodrumda. 6 yaşında bir başlıyoruz bunun başına dokumaya. Öyle öğrenip gidiyoruz. Halı dokumazsın zaten, şimdi kimse kayınvalide almaz ki seni, evde kalırsın. Bir kere çeyize bakarlar, nesi var nesi yok diye. Ondan sonra ekmek yapıttırır mı senin kız derler. Yemek yapıttırır mı derler. Ekmek yapmayı bilmiyorsun, evdesin. İşten güçten de çok vakit olmuyor ki halı dokumaya. İneğe bak, tavuğa bak, çocuk bak, koca bak, kuş bak. Böyle vakit olmayan mı ben halıyı hızlı dokurum. Benim bir sürü halı vardı çeyizimde. Dokucu mu Azra? Allah bu da hamar atın diye herhalde bana 3 tane kız verdi. Bunu senin çeyizine koyarım galiba. Bir tanesi benden olsun, gelsin sen doku. Al bakalım. Bir tane alıyoruz. Ben onların arasından geçiyoruz. Böyle. İndir aşağı. Yavaş. Ben beraber. Oldu aşağı. Şöyle. Altından. Zaten onu altından çıkarıyorum. Evet. Ben şöyle alttan gidiyorum. Evet. İndir aşağı. Aşağı şöyle indiriyorum. Hı-hı. Gel çocuğum. Halı dokuyoruz, gel. Elin cebinden çıkar. Artık yapmayı öğrendim. Edin çocuğum, edin. Öğrenin siz de halıya. Aferin bak. Burada kızlar zaten 6 yaşında başlar halı dokumaya. Ondan sonra evlenir, işte yaşlanır.
Yaşlansan bile dokursun. Benim annenem 86 yaşında. Evinde, salonun ortasında öyle bir tane tezgah var. Halıyı dokuyup dur orada. Anneanne ne yaptırın? Yaptırık dedim. Sana çorba getirdim. Ne yaptın? Nasılsın? İyi mi? İyi. Sen nasılsın? Bak et. İyiyim ben de. Ya film et. Ama limon alsana ya. He? Limona baksana da. Kız öyle bir şey yapalım. Küçük tercihler. Çok iyi ama. Sulu mu? Ne güzel. Çok iyi içi var. Çorbaya sık da iç işte. Sen de faydalı.